Herkese selam arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 yeni bir harita moduyla beraberiz. Bugün Macaristan haritasındayız arkadaşlar. Yeni bir harita, yeni bir map, yani Hungry Map dedikleri, yani Macaristan haritası modundayız. Hemen haritamızı açalım, bir göstereyim size haritamızı. Baya geniş bir harita. Fakat şuradaki şehirler tabii ki şu anda daha yok. Şöyle gördüğünüz gibi yolların olduğu yerler, yol çizgilerinin olduğu yerler şu anda oynayabileceğimiz haritadaki bölümler arkadaşlar. Ben biraz gezme fırsatı buldum. Nasıl buldum? Bazı araçları alabilmemiz için işte firmaları açmamız gerekiyor. Hani Mercedes modunu yapmam için Mercedes firmasını bayağı bir aramak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten bulması zor. Sıfır kamerasıyla biraz dolaştım. Bugünkü gideceğimiz yer arkadaşlar İshak'tan Salt şehrine doğru yola çıkacağız. 31 kilometrelik bir yolumuz var. 31 kilometre olduğuna bakmayın çünkü bayağı bir uzun mesafe oluyor arkadaşlar. Sanırım gerçek yola göre bu kilometreyi koymuşlar bu harita modunda. Harita modunu yüklemek biraz sıkıntılı. Nasıl sıkıntılı? İndiriyorsunuz haritayı. ETC 2 belgelerindeki mod klasörünün içine atıyorsunuz. Daha sonradan oyuna giriyorsunuz. Yeni bir profil oluşturuyorsunuz. Yeni bir profil oluşturduktan sonra modu aktif ediyorsunuz. Modu aktif ettikten sonra aşağıda map seçeneği var. Avrupa yazıyor. Avrupa'ya tıklayıp Macaristan'a, Hungary yazanı almanız gerekiyor. Ondan sonra profili oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz hani yapması zor değil aslında da hani hiç bu şekilde harita modu yapmayan arkadaşlarımız, dostlarımız için belki birazcık problem olabilir. Ama bunun içinde videolar var. Videoları izleyerek her türlü çözebilirsiniz. Haritamız 1.27'de çalışıyor. Güncellenmiş bir harita. Ben daha önceden oynamıştım. Birazdan onları da anlatacağım. Bu arada aracımız Mercedes MP1. Bu da 1.27 güncellemesinde var arkadaşlar. Harita modunu ararken 1.27 olarak bunu da buldum. Daha önceden oynamıştım. Fakat 1.25'te yanılmıyorsam 1.25'te oynamıştım. Güney Kore haritasında. Yavaştan yolumuza çıkalım. Bu arada şirketler falan bayağı zorlu arkadaşlar. Yani bayağı dar alanlar var. Bayağı bir zorlu girişler, çıkışlar, park yerleri var şirketlerde. Şimdi zaten çıkarken göreceksiniz. Şirketten çıkış şu tarafta. Hop. Dorsayı dokundurduk bir yere. Döner mi buradan? Döner aslında ya. ...22 tonluk yükümüz var. Lastik taşıyoruz arkadaşlar. Araç lastiği taşıyoruz. Aracımız da 520 beygir, pardon, 460 beygir falandı yanlış hatırlamıyorsam. Yani orta güçlükte bir aracımız var diyeyim. Kapılar animasyonlu bu arada. Kapının önüne geliyorsunuz. Duruyorsunuz. Kapı açılmaya başlıyor. Kapı tam açılmadan çıkamıyorsunuz. Sanki önünüzde görünmez duvar varmış gibi çarpıyor araç. Tam şuraya kadar gidiyor. Biraz bekliyorsunuz. Ondan sonra çıkabiliyorsunuz. Yollarımız gerçekten çok çok güzel. Ben biraz sıfır kamerasıyla dediğim gibi gezme fırsatı buldum. Şirketleri araştırırken bayağı güzel yollarımız var arkadaşlar. Bu arada retarder tuşlarımı bir önceki videomda söylemiştim. Kulakçıklara atamayı istiyordum. Kulakçıkları retarder tuşlarımı artık atadım. Artık kulakçıklardan retarderi kullanabiliyorum. Selektörü de şuraya, silecekleri de onun bir altındaki düğmeye atadım. Arada bir hani selektör yapayım derken tabii
retarderi açabiliyorum. Daha henüz alışamadım ona. Yollarımız gerçekten çok güzel. Nasıl güzel? Hep böyle hani dar alanlardan geçiyoruz. İşte yol kenarlarında polis çevirmeleri, kaza olmuş, işte ambulanslar falan var. Yolları dubalarla kapatmışlar, kukaları falan koymuşlar. Oralardan geçmeye çalışıyorsunuz falan. O şekilde olduğu için gerçekten çok keyif alınacak bir harita modu. Gerçekten inanılmaz güzel bir harita modu arkadaşlar. Yani Pro Mods'tan sonra ki bence en güzel harita modlarından bir tanesidir bu. Bence. Ve kilometre olarak bu şekilde yapmaları da farklı bir güzellik katmış haritaya. Hani bir şehirden şehire ETS'nin normal haritalarında mesela giderken biliyorsunuz hani şehirden şehire gitmek için 240 kilometre, 250 kilometre ya da hani 300, 400, 500 kilometre falan yazıyor. Hani o 500 kilometreyi gerçek sürüşte hani şu an oyun oynuyoruz sonuçta. O oyun içindeki sürüşle hani 500 kilometreyi 25 dakikada 30 dakikada gidebiliyorsunuz normalde. Gerçek hayatta böyle gitme şansınız tabii ki yok. Nerede? Uşak mı bu? O yüzden bu açıdan daha güzel olmuş bence. Şehre bakıyorsunuz. Çok böyle tabii ki uzak bir şehir değil tabii 30 kilometrelik bir hani yerde tabii ki böyle bir uçtan bir uç değil tabii ki. Yakındaki bir şehir 30 kilometre yazıyor ama o 30 kilometreyi 15-20 dakikada gidebiliyorsunuz. Belki 25 dakikada gidebiliyorsunuz. O açıdan güzel olmuş. Benim şahsen hoşuma gitti. Bu arada aracımızın iç aydınlatması da çok güzel. Açık mavi. Dayı ne yapıyorsun ya? Vallahi öldüreceğim bizi. Şirket girişleri falan çok güzel. Mesela şurası bir şirket girişi. Sağda solda park etmiş tırlar, kamyonlar görebiliyorsunuz. Yol kenarlarındaki park alanları mesela. Çok güzel park alanları yapmışlar, dinlenme tesisi gibi. Böyle satış yerleri falan var. Ufak tefek hani manav gibi yerler var. Hani Türkiye'de de olur ya yol kenarlarında işte yazın özellikle karpuz kavunu satan, işte meyveler satan, sebzeler satan böyle ufak tefek manavlar olur böyle yol kenarlarında. Aynı onlar gibi yapmışlar park alanlarında. Bu harita modunda arkadaşlar ben çok oynamak istiyorum ama söylediğim gibi daha önceden de sizin görüşleriniz, sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Yorumlara yazarsanız işte baba hani devam et abi devam et ya da Hilmi kardeşim hani devam et. Bu harita modu güzel. Bu harita modunu da izlemek istiyoruz. Bu harita modunda da bir bölümler gelsin derseniz bu Macaristan haritasında bölümlerini çekmeye devam ederim. Bol bol beğeni atın eğer istiyorsanız arkadaşlar. Videoyu izleyin, yorum yazın, beğeni atın. Ben de ona göre yolumu çizeyim Macaristan haritasında. Çekeyim ya da çekmeyeyim hani. Dediğim gibi. Yolları falan görüyorsunuz bu arada. Ben bu haritada eğer devam edecek olursak şöyle bir sürüş ve izlenim yapmak istiyorum. Aynı şu anda kullandığım gibi hani yoldaki tabelalara uyarak gerçekten kurallara uyarak işte gerçekçi sürüş yapmayı istiyorum. Yani normalde de hani biz tamam gerçekçi sürüş yapmaya çalışıyoruz ama yani biraz da hani yol bulduk mu yapıştırıyoruz gidiyoruz hesabı var bizde. Mesela biraz daha hani gerçekçi sürüş yapmak istiyorum bu haritada. Eğer devam edecek olursak tabii ki. Az önce de söylediğim gibi.
Zaten harita 1.27 bu arada. Az önce ilk başta söyledim mi tam hatırlamıyorum ama 1.27. Ben daha önce bunu 1.25'teyken falan indirip oynamıştım. Ama bazı sorunlar vardı işte kırmızı ışıkta falan araçlar duruyorsunuz siz de kırmızı ışıkta. Önünüzde bayağı bir hani uzun bir kuyruk oluyor. O bir türlü yeşil yanmıyordu. Sürekli sıfır kamerasıyla geçiyordum. İşte yola iniş yapıyordum. Hadi bir daha bir kırmızı ışık denk geliyor. Hadi yine bekle. Bekle Allah bekle. Yok yeşil yanmıyor. Hiç yanmıyor hem de. Ya benim indirdiğim modda sıkıntı vardı ya da hani Macaristan haritasının kendisinde vardı. Bilmiyorum onu. Ya böyle problemler yaşadım. O yüzden modu silip atmıştım. Ama şimdi 1.27 güncellemesi gelmiş. Sanırım o problemlerin hepsini çözmüşler ki. Az önce de gördüğünüz gibi kırmızı ışıkta falan bekledik. Herhangi bir sıkıntı, problem yaşamadık. Görmedik. Yaşayacağımızı da pek sanmıyorum. Çünkü eminim halletmişlerdir öyle bir problem varsa. Söylediğim gibi ben en son 1.25'te falan oynamıştım. Evet, burada da bir park alanı var mesela. Şimdi önümüzde bir park alanı olursa olmadı oraya da bir girişik yaparız. Park alanını da görmüş oluruz, gezmiş oluruz orayı da. Mesela bakın o kadar yol geldik şimdi. 32 kilometremiz vardı. Şu anda hala 18 kilometremiz var. Yani gidiyoruz ama hani o diğer haritalardaki gibi normal ETS'nin kendi haritasındaki gibi mesela saniyede 1 kilometre düşmüyor. Bak 18 kilometre diye söyledim. Hala 18 kilometre yazıyor. Daha şimdi 17'ye düştü. Ben bunu söylediğim zamandan itibaren normalde çoktan 10 kilometre falan atması gerekirdi. ETS'nin kendi haritalarında olsaydık eğer. Orijinal haritasında olsaydık eğer. Bunda biraz daha farklı yapmışlar işte söylediğim gibi. Bilmiyorum benim şahsen daha çok hoşuma gitti. Bence daha güzel olmuş. Tabii siz ne dersiniz o konuda? Bir şey diyemem ama. Bilmiyorum benim şahsen daha çok hoşuma gitti. Aracın sesine bak. Ayağımı gazdan çektim. Çok tatlı bir sesi var. Alttan geliyor böyle ses. Ya şurada bir park alanı var mesela. O park alanına girelim. Bakalım nasıl bir park alanı ben de bilmiyorum gerçi ama. Bazı park alanları var hani giriyorsunuz geri çıkmamız falan gerekiyor. Bu bakalım nasıl bir park alanı şimdi göreceğiz. Evet bunda da öyle. Alana gireceğiz ama çıkışımız geri olacak gördüğünüz gibi. Bazı sorun değil deneriz en fazla felç ederiz trafiği ne olacak ya. Bizden önemli mi? Evet şöyle bir girişi var mesela. Yani şöyle hani park alanına ya da şirketlere falan girişi çok seviyorum ama tabii burnumu sürttü ve stop etti araç. Aracın burnunu sürtüyoruz şu anda yere. Buraya böyle girmek biraz zor olacak sanki. Dur bakalım. Sürte sürte girdik vallahi aracın burnu. Dur bakalım şöyle iki kamerasından bakalım da. Bu arada Dorse dingili evet 1.27 artık kalkabiliyor. Bunu ilk defa şimdi deniyorum ben de. Tam da yerinde deniyoruz yalnız. Çok müsait bir alandaymışız gibi. Deneme yaptığımız yere bak Allah'ın aşkına. Selam. O dayı bize el sallıyor. Mesela böyle bir park alanımız var. Bence gayet güzel yapmışlar yani. Park alanlarını. Şöyle bir duralım. Sıfır kamerasıyla şöyle bir çıkalım. Bakın alıp neler var neler yok. Mesela kafe, restoran tarzı bir yer yapmışlar. Kafe, restoran. Park etmiş bir kamyon. Bu da tövbe estağfurullah insana benzemiyor. Tövbe yarabbim ya. Burada man bir tane kamyonumuz var mesela. Otobüs mesela gelmiş şehirler arası bir otobüs mola vermiş burada.
Mesela bak bu abla mezardan çıkmış gelmiş, surata bak. Bembeyaz. Tö ey Allah'ım ya. Ha bu dayı da yine bak, bunlar karı koca mezardan çıkmışlar. Karı koca mezardan çıkıp buraya gelmişler tatile. Allah Allah, niye bunların hepsinin suratı beyaz ya? Ya bak bu biraz da insancıl. Bu ne böyle? Ey Allah'ım. Neyse biz aracımıza geri dönelim arkadaşlar, hiç uğraşmayalım kimseyle. Evet, şimdi buradan geri çıkması var bir de. Aracı büyük ihtimalle buradan döndüremeyiz. Mecburen geri geleceğiz. Ama tabii nasıl yola çıkacağımızı çok merak ediyorum trafikte. Hiç dönecek bir alan da yok valla. Bu araç buradan dönmez yani. Biz bunu buradan döndürelim. Başka da bir şey demiyorum yani. Bu araç buradan dönmez. Bunu bir şekilde buradan çevirmemiz lazım ama nasıl? Yoksa bu araç buradan hayata dönmez. Şöyle yapsak. Hani şuradan şöyle. Gerçi burnu çarpacak ama. Aynen şöyle çıkarmaya çalışsak. Şöyle bakalım arkamıza da. Bence çıkar gibime geliyor. Tabla trafiğe takıldık ya. Ama artık bir müsaade edin de ben geçeyim artık. Park alanı çok güzel. Sadece işte trafiği de hesaba katıp geri çıkmamız gerekiyor. Eğer oradan tam olarak geri çıksaydık büyük ihtimalle orada trafikte kalacaktık. Sağdan soldan araçlar dibimize kadar girecekti. Manevra olayımız hiç kalmayacaktı. Ama olsun, böyle de çıktık yani. Sonuç olarak bir yere çarptık mı? Çarpmadık. Gayet de çıktık yani. Evet, diferansiyel kilidini açmıştık, onu kapatabiliriz artık. Gördüğünüz gibi mesela park alanı gayet güzel, hoş. Evet, dayı bizi solluyor. Hadi sollasın bakalım. Tabii doğrusu yok, sollarsın. Yük almaya gidiyor kesin. Kapatmış gidiyor yani yolu. Doğru, normalde bize yol yok ama tabii sanal araçlar girip çıkabiliyor o bölümlere. Bu arada şurada da köpeğimiz var. Çok güzel kafa sallıyor. Şöyle. Kafası kopacak gibi oluyor şöyle. Hafif bir harekette. Şuna bak. Zar da kendinden geçiyor gerçi de. Bakalım polis çevirmesine falan gelecek miyiz? Polis çevirmesi oluyor sağda solda falan. İşte söylediğim gibi yolları kapatıyorlar. O kapattıkları yerden falan dar bir alandan geçmeniz gerekiyor mesela. Aha dedim ve denk geldik.
Mesela kaza olmuş, ambulans var, polis var. Böyle dar alanlardan falan geçebiliyorsunuz yani gayet güzel, hani insana keyif veriyor o sürekli ETS'nin kendi haritasında alışılmışın dışına çıktığınız zaman, hani yıllardır çünkü oynuyoruz biz bu oyunu. 2012'den beri oynuyoruz sonuçta. Alışılmışlığın dışına çıktığınız zaman daha böyle insana bir keyif veriyor. Şimdi yeni dorseler de gelecekmiş oyuna. Bizim modla oynadığımız ağır yük dorselerinin orijinali oyuna gelecek bu arada. Mesela burada ne var? Burada da yol çalışması var galiba. Aynen. Burayı da yol çalışması yapmışlar mesela. Yine böyle dar bir alandan geçiyorsunuz. Evet, şehrimize de geldik, Sol şehrine. Şimdi Dorsey'i bırakacağımız alana doğru gidiyoruz. Of 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 of. Köpeğin kafası burada kopmadıysa bir daha kopmaz. Köpeğin kafası kendinden geçti. Hemzemin geçti, biraz hızlı girdik. Ondan girişte sıkıntı olmadı. Hemzemin geçtiğinde çıkışında bayağı bir zıplattı bizi. Şirketimiz şöyle ileride sol tarafta, bakalım şirketimiz nasıl. Büyük ihtimalle hani zaten buradaki şirketlerin çoğu hani birbirine benziyor, baya dar böyle çıktığımız yer gibi. Bakalım buradaki şirketimiz nasıl. Evet, şöyle sol tarafta. Evet, burada da kapı var, burada da animasyonlu bir kapı var, buraya da kapıdan gireceğiz. Aç dayı, aç. Kapının açılmasını komple bekleyeceğiz mecburen. Yoksa söylediğim gibi düz duvara çarpıyormuş gibi giriyoruz. Sal dayı. Evet, dar bir alan. Bakalım dorsemizi nereye bırakıyoruz normalde. Pek dorse bırakmayı sevmem ama merak ettim. Bu tarafa döneceğiz. Zaten bayrak o tarafı gösteriyormuş ha. Hiç bayrağa dikkat etmedim. Evet, şurada ileride. Yerde çizgiyi görebiliyoruz. Çok dar bir alan. Buradan nasıl çevireceğiz? Şuraya gireceğiz. Şuraya girip geri geleceğiz. Bırakacağız ama tabii inşallah dediğimizi yapabiliriz tabii. Çok uzun zamandır Dorte'de park etmiyorum. Hep video sonlarında bıraktığım için. Hiç görmüyorum da var ya. Tek hamlede bırakabilir miyiz acaba? Hadi bakalım. Kısmet hayırlısı. Vallahi tek hamlede böyle biraz daha düzleyeyim hatta. Böyle ileriye aldım mı? Evet. Vallahi tek hamlede girdik. Helal olsun. Helal olsun başkan. Tek hamlede girdik valla. Şöyle sıfır kamerasıyla da gelelim. Önden bakalım aracımıza.
Evet, tam aslında sınırda kalmışız. Biraz daha böyle hafif şuradan bakınca sağa doğru gelsek büyük ihtimalle Dorse'yi bırakamayacak hale gelecekmişiz. Tabii şimdi Dorse'yi bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Hani menü açılacak falan. Onlarla uğraşmayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle söylediğim gibi eğer Macaristan haritasına devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar yorum olarak bana yazın. Sizin yorumlarınız, görüşleriniz benim için önemli. Ben de ona göre bir yol çizerim. Beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.